Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Et-terhîb fil buh ve şükür. Terhîb fil buh ve sefâ. Bu zaten kitabın adı Terhîb et-terhîb. Gerekse rağbet edilmesi gelen, lazım gelen, yani arzu edilip de işlenmesi lazım gelen efendim İslam'daki fiiller, ibadetler ve bir de et-terhîb de doğrudan doğruya ondan kaçınılması lazım gelen ve insanı felakete diyerek uğrayıp felakete götüren şeylerden uzaklaştırmak. Şimdi burada gerekse buhur cimrilik, pintilik, asislik kendiliği, şüh de öyle. Bunun diyor şeye, bunun dakik şeyler, zararlar ve bunları bırakmak hususunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları. Ve Bismillahirrahmanirrahim. An Enes Enne Nebis Aleyhisselam'a böyle bir dua edelim. Yaşıyor Salat-ı İslam Aleyhisselam'a. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. لما اختلف الملوان تعاقب العصران كر الجديدان مستقبل القرملان بلغ روحه وارواح اهل بيته من نتائج السلام وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا بلغ روحه وارواح اهل بيته واصحابه من نتائج السلام ارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا بلغ روحه وارواح اهل بيته واصحابه من نتائج السلام ارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر القرار واغفر لنا وارحمنا وانظر بنا يا إلهنا كل صلاتنا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ediyormuş. Yani ya Rabbi sana sığınıyorum. Neden? Cimrilikten, fintilikten, tembellikten ve ahir ömründe de artık insanlara yük olacak bir erzer ömür. Yani bakıyorsun öyle bir hastalık ki buna bakanlar da bakıyorlar. Kendisi de bakıyor ve tabii çok böyle acı içerisinde, eza ve cefa içerisinde ömrünü geçiriyor ki buna erzeli ömür, yani böyle insanların eline düşüyor artık. Yatalak diyorlar. Yatalak dediğimiz. Bu hale düşmekten de sana sanırım ve kabir azabından sana sanırım. Aynı zamanda hayattayken hayatta bulunduğum müddetçe de sapıklığa gitmekten, yani dalalete düşmekten sana sanırım. Yani yolu şaşırıp da istikameti şaşırmaktan. Ve bir de öldükten sonra da efendim kabir azabından, yani kabirden münker nevekir sualleri de cevap veremeyip de onların azabından da sana sanırım. Ölüm fitnesi o mu oluyor sayılır? Evet. Çünkü burada öyle diyor, bak adalar fi hayati ve asyani rabbuhu. Hayattayken böyle isyandan, Allah'a karşı gelmekten, efendim günahları işlemekten hayattayken ve mevata ba'de memati yuzullu fi cevabi münker ve nekir. Münker ve nekirin cevaplarından da cevap veremiyor. Ondan dolayı da orada azap çekiyor. Bir ayet-i kerime var bu hususta. Estağfirullah. Yusufullahüllezine eminu. Bu kavli sabiti fil hayatı dünya. Dünya hayatında onları oradan doğruya Allah'ın kelamı üzerine onları sabit kılar. Yani Allah'ın emrettiği İslam yolunda yürürler. Ve fil ahireti. Ve yudullullahu zalimine ve yef'alullahu meyşe. Zalimleri de
zulümden dolayı da onları da dalalete götürür. Müşrikin bir manası da hırs. Şimdi hırsın bir fıkhiyesi el-hırs ala ma leyse endeke vel-muhme mümme endeke. Diyor ki bu hırs efendim elinde olmayan bir şeye başkasının elinde var. Onu benim elime geçseydi diye hırs gösterir. Ve buhul de yani cimrilik de elindekini Allah yolunda harcamaktan sakınıyor ve bir cimrilikle devam ediyor. Anne Ebu Hüreyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İyyâkum melfuş ve tefahuş. Yani bu böyle kötü huşa ait sözler, kötü şeylerden ve bunlara uymaktan, gerek bunları söylemekten, gerek bunları uymaktan sana sanırım ya Rabbi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشِ وَالْمَتَفَحْشِ. Allah-u Teala böyle kötü konuşanları, bu şiata ait şeyleri konuşup da ve onları da efendim işleyenleri katiyen Allah-u Teala sevmez. وَاِيَّاكُمْ مَا ظُلْمُ. Ve sakın sakın zulmetmeyin. فَاِنَّهُ وَالْظُلُمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir zulüm, kıyamet gününde karanlıklara içinde kalmaya sebeptir. وَاِيَّاكُمْ مَشْشُحْ فَاِنَّهُ دَعَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَدَعَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَعُوا اَرْحَمَهُمْ وَدَعَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاسْتَعَدُوا حُكْمَاتِهِمْ. Ve aynı zamanda diyor aleyhissalatü vesselam, demek ki şuhte, yani bu cimrilikte hem hırs var, hem de cim doymuyor, hem aldığı şeylerden ve bir kim herhangi bir hayra da vermiyor. Bu diyor öyle bir kötü sıfattır ki diyor, دَعَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ. Ve sizden evvelki kavimlerde bunun çok kanların akmasına sebep olur. Çok kanların akmasına sebep olur. وَدَعَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَتَعُوا اَرْحَمَهُمْ. Ve sizden evvelki geçen kavimlerde bütün aile efratlarından, akrabalarından tamamen kesilmelerine sebep oldu. Bu sömürücülük değil mi bu? Hırs yüzünden sömürüyorlar işte insanları. Evet, hırs yüzünden bakıyorsun işte bugün işte bugün mesela evet, gıybet olmaz bunlar şey yani mesela bu Aydın Doğan'ın yaptığı her türlü eser kaç tane gazetenin şeyisini ve rezalet ve sefahat ve rezalet atmışlar. Trilyonlar var, doymuyor. Doymuyor. Değil mi? Hırs. Ve ne türlü efendim gayrimeşru şeyler işleniyor. Gazetelerinde ne diyeyim, dün bir şeyler, yani öyle kötü şeyler ki bugün gençler bunlardan yaralanıyor yani. Çok büyük zararlar oluyor. Halbuki ise ihtiyacı yok. Ama hırs var. Daha çok, daha çok, daha çok olsun. Ve bir şey var. وَدَعَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا حَرْمَاتِهِمْ. Ve yine sizden evvelki kavimlerde onların bütün efendim hürmetlerini paymal etme, yani haram olan şeyleri işlemeye sebep oldu. Yani şahıs bağrısında olduğu gibi milletler bağrında. Mesela ırkçılık diyor, başkasını yutmakla beslenir. O bazda da var. Mesela Amerika'nın gelip Irak'ı petrol için sömürmesi gibi. Amerika'nın ki işte oranın böyle uzatır. Neden? Bak kendi petrol kuyularını kapatıyor. Evet. Saklıyor ta efendim ihtiyaç zamanına. Başkalarının kuyularına şey işte bakın petrol için geldi. Ondan sonra işte madenler için gerek Afganistan şey hırs. Demek ki hırs çok bu hırsla cimrilik demek ki bakın kanların akmasına ondan sonra aile efratlarının bütün akrabalarından kesilmesine aynı zamanda da haramların işlenmesine birçok kimselerin hürmetlerinin bozulmasına yani haram işlemelere vesile. El harisu kaimun hasirun diyor. Yani bak hırs sahibi daima zarar ve ziyandadır.
İnsan daima kanaatla kelleftir İslam'da. Ve tır tabi onun tamamen zıddıdır. Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurur ki, bir vaadi versen, ikinci bir vaadiyi verir. Yani şeyler dünya malıyla dolu. İkinci vaadiyi versen, üçüncü ister. Katiyen doğruna kıymaz. An Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüme kâle hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve kâle iyyâkum mezzulm. Sakın sakının zulümden sakının ve inne zulm zulümâti yevmul kıyâme. Zulüm kıyamet gününün karanlıklarıdır. Ve iyyâkum melfuş ve tefahuş. Bir de sakın sakının böyle kötü sözler, kötü sözler söyleyip de insanları dalalete götürmek, o kötülükleri işlemekten sakının. Ve iyyâkum meşruh, yine sakının bu pintilik ve hırstan, cimrilikten. Ve iyyâkum fe inneme heleke men kâne kablekum, sizden evvelkileri bu cimrilik ve hırs onları helake götürdü. Emarahum bil katiyati ve katav. O hırs onlara efendim doğrudan doğruya kendinizi düşünüp diğerlerine kesilmeye, yani akrabalarından tamamen kopmaya sevk etti. Ve emarahum bil buh, cimrilikle emretti. Onlar cimrilik yaptılar. Ve emarahum bil hucur ve yani doğrudan doğruya haram işlemeye onları emretti ve hucur işlediler. Fakame racunun fekale ya Resulallah. Eyül İslam aftalu. İslam'da en faziletli şey nedir diye birisi kalktı sordu. En yesemel müslümune min lisanike ve yedike. Hemen İslam'da en kıymetli şey Müslümanlar o kimsenin elinden ve dilinden efendim muhafaza olmalarıdır. Yani korunmuş olmaları İslam'da en mühim bir emir. Evet. Lisanike ve yedike, elinden ve lisanından korunmaları. Fakale zelike racülü ev gayruhu, daha başka ya Resulallah eyyül hicreti ahzul kale en tehcüreme kerihe rabbuke. Ve hicretu hicretani, hicretun hazır ve hicretun bâdi. Hicretul bâdi en yücibe ize dü'ye ve yutî'a ize umira. Çünkü hicret ikidir. Birinci de dedi ki en tehcüreme kerihe rabbuke. Allah'ın haram kıldığı, kiri, kötü gördüğü şeylerden uzaklaşmak hicret. Evet. Bundan sonra buyuruyorlar ki hicret ikidir. Birisi hazır olan, yani hazırda insanın yaşadığı yerdeki kötülüklerden olan uzaklaşması hicret. Bir de efendim bir uzak bir yerde yaşıyor. Onu davet ediyorlar. Veyahut da oraya gitmek artık lazım oluyor. Oradan başka bir yere nakli mekan ediyor. Oradaki insan ve oradaki şeylere de, emirlere de, amirlere de itaat ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şerru mâ fil racüli şuhun hâlikun. Bir insandaki en kötü böyle hırs ve tamah ve efendim cimrilik insanları helake götürür. Ve cümnün hâlikun. Bir de korkaklık. Öyle ki eşeddü şiddetli bir korku. Mecnun halim. Mecnun halim. Eyvah. Mecnun vel hela eşeddü feza. Şiddetli korku. Ve annevi Hureyre radıyallahu aydan radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme la yeştemi'u gubârun fî sebîlillâh ve duhânü cehennem fî cevfin fî cevfi abdin ebeden.
efendim bir kimsenin la yestemi gubarun bir sebilinde Allah yolunda, cihat yolunda, Allah yolunda ki efendim gitmekten dolayı meydana gelen tozdan toz o kimseyi cehennemden korur. Yani ayağı Allah yolunda cihatta tozlanmışsa Cenab-ı Hak o kimseyi cehenneme sokmaz. Evet. Ve duhanul cehennem fi cevfi abdin ebeden. Bir kimsenin burada sen şeyinde olarak demek ki yani insan Allah yolunda şeyi tozlanırsa ayakları tozlanırsa o kimse Cenab-ı Hak o kimseyi cehennemden koruyor ve onun bedeninde efendim o cihat tozu ile cehennem azabı birleşmiyor. Ve le yeştemü şuhun ve imanun bi kalbi amdin ebeden. Aynı zamanda da imanla bir de cimrilik ve hırs bir müminin kalbinde de birleşmiyor. El-Fatiha.